son aylarında yapılan hatalardan ilki bir kere çok hızlı yemek yemek ve tabii ki yemekleri çok çiğnememek. Özellikle Ramazan aylarında iftar sofralarında kendimizi kontrol edemeyebiliyoruz. Çok acıktığımız için ister istemez yemekleri çok hızlı hızlı tüketebiliyoruz. Ancak bu bizim için hem kaloriyi çok fazla almamıza sebebiyet veriyor hem de sağlıksız beslenmeye yol açabiliyor ve sağlığımızı bozabiliyor. O yüzden ilk olarak mutlaka yavaş yiyoruz ve çok çiğniyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak da sıvı tüketimini desteklememiz gerekiyor. Çünkü ilk başlarda sıvı tüketimine dikkat edip Ramazan'ın ortasına geldikten sonra sıvı tüketimi ihmal edilebiliyor. Mutlaka bunun takibinin yapılması gerekiyor. Üçüncü olarak hareketsizlik. Bazen uyuyarak geçirme gibi veya işte mümkün olduğunca az hareket etmeye yönelmek hata olabiliyor. Çünkü zaten Ramazan aylarında metabolizma yavaşlıyor. Bir de siz normal hayatınızın hareket rutinini azalttığınızda bu sefer kilo almaya meyilli hale gelebiliyorsunuz. O yüzden ne çok aşırı spor yapın ne de çok hareketsiz kalın diyoruz. Ramazan ayında bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların haricinde yediğimiz yiyeceklerin içeriği de çok önemli. Çok şekerli, çok yağlı, çok karbonhidrat içeriği yüksek besinler olmaması gerekiyor. Bunlar yerine daha sağlıklı ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Son olarak da tek öğün beslenmemeye özen gösterelim. Bazen sadece iftar yaparak Ramazan'ı geçirebiliyoruz. Yani sahur yapmadan geçirmek çok bizim için sağlıklı bir durum olmuyor. O yüzden gerekiyorsa sadece bir ara öğünle bile geçiştirilebilir. Ya da işte yatarken bir ufak tefek bir ara öğün yaptığınızda bile iki öğüne çıkarmış olacaksınız. Böylece hani tek öğün yerine iki öğün ya da üç öğüne çıkarak hani Ramazan'ı daha sağlıklı geçirebiliriz.